Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Medyaskop'ta nelerle meşgul olacağız? Bunları konuşacağız Göksel Göksu ile beraber. Ama önce geçen haftayı nasıl bitirdiğimizle başlayalım. Özgür Özel'le bir yayın yaptık biliyorsunuz ve hala konuşuluyor. Çok başlık çıktı. Çok başlık çıktı. Biraz gündem de denk geldi. Bazen öyle şey. Evet, dedi ama kendisine yayının sonunda da söyledim. Evet. Özgür Bey'e Allah için, biz gazeteciler için maden gibi bayağı bir konuşuldu. Paşaları çıkartma meselesinden, evet. Tiplilere %1,5 oy almış partisiye kadar vesaire bayağı bir konuşuldu. Çok da ilgi gördü. Ne kaldı geriye aklında senin? Vallahi en çok bu kaldı bir kere. Bu konu önemliydi ve zaten herkes özellikle bu konu üzerinden çok şey konuştu. Aynı zamanda normalleşme konusunda söyledikleri tabii. İşte kararlılık başlarsa, tabii, devam edecek. O devam edeceğini söyledi ve aslında şunu da söylemiş oldu. Ben istersem yeniden görüşürüm dedi. Öyle, kontrolün kendinde olduğunu ima etti. Ve bundan sonra izleyeceği siyasetle ilgili de aslında önemli ipuçları verdi. Sanki ne, hani eleştiriler, geri, zaten biz sorduk da bunu, geri adım attığınız yönünde eleştiriler var dedik. Aksine geri adım atmadığına daha da sertleştiğini anlatan pek çok ifadesi oldu. Evet, orada sen Ekrem İmamoğlu'nu da sordun. İstinaf meselesi tabii, şu an hala. Bir ara biliyorsun bir takım gazeteciler dediler ki aldım haber, bugün açıklanıyor. Hala tutmayınca özür dilemiyorlar. Tutsaydı ben demiştim olacak. Bekliyor muyuz? Ne zaman açıklanacak? Şimdi şöyle Özgür Özel'in verdiği cevap da burada önemliydi. Hep birlikte biz hatta şey sorduk ona. Yani açıklandığında ve açıklandıktan sonra partinin tutumu ne olacak dedik. O da stratejilerini orada bize açıklamasının doğru olmayacağını söyledi ama bir hazırlıklarının olduğunu anlattı. Tabii diğer cephede eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu'nun da istinaf mahkemesine gidip başvurarak duruşmada hazır bulunmak istediğini ifade ettiği bir başvurusu oldu ve kararı yüzüme okuyun dedi. Dolayısıyla aslında hakikaten çok yönlü bir takip gerektiren bir süreç ama kapalı kapılar ardında oluyor her şey. Dolayısıyla biz de muhtemelen sonucu açıklandığında öğreniyor olacağız. Evet, bu haftaya dönecek olursak bu hafta şimdi tabii ki Hamas'ın saldırılarıyla başlayan o Orta Doğu'daki acayip olayın birinci yıl dönümü ve diken üstünde hala İsrail'in saldırıları sürüyor. Buna karşılık Hamas'ın ve başka güçlerin İsrail'e yönelik saldırıları da var. Ve tabii en çok beklenen İsrail, İran'ın misillemesine misilleme yapacak mı? Evet. Meselesi var. Çok güçlü bir şekilde yapacağı beklentisi var. Bu hafta bayağı bir... Yani Orta Doğu diken üstünde denilebilir değil mi? Rahat hep şöyle. Öyle zaten. Ay, de. Ama bu defa hani gerçekten menzil de genişlemiş gibi. Evet, evet. Yani bir bölgesel savaş, kimileri zaten çıktı diyor, kimileri henüz çıkmadı diyor, kimileri kesin çıkar diyor, kimileri çıkmaz diyor. Ama biz bu hafta herhalde öncelikli olarak Orta Doğu'ya bakacağız. Bu konuda yayınlarımız yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri tabii anında dış haberler ekibimiz buna anında aktarmaya çalışıyor. Bir yandan da Senem Görür ve Mehmet Tatlı 7. yıl dönümüne dair çok detaylı, evet, epey bir hazırlık yaptılar. Evet. Onların hepsi sayfamızda. Evet, çok güzel dosyalar var Medyascope sayfalarında. Onları özellikle tavsiye ederim. Bir de video hazırladılar, evet, uzmanlarla, evet, görüşerek. Kadına yönelik şiddet meselesine, evet, geçelim. Evet, Türkiye'nin, evet, gündeminde çok, evet, ciddi bir mesele. En son yaşanan feci olay, iki kadının peş peşe olması, sokaktaki tacizler, hı-hı, cezasızlık vesaire ve bu olayların bir de ben şeyi özellikle söylemek istiyorum. Bunların medyadaki, sosyal medyadaki kullanım şekli çok, hı-hı, rahatsız edici. Ben gazeteci olarak rahatsız oluyorum ama insanlar buradan reyting yapma derdindeler. Böyle bir acayip bir durum var. Bunları bayağı bir takip ediyoruz herhalde. Ediyoruz tabii. Ediyoruz ama hani şey yanıyla da takip ediyoruz. Şimdi bütün bu kadına yönelik saldırılar, gerek cinayet gerek cinsel istismar, taciz saldırılarındaki artışı artık görmemek mümkün değil.
Ve daha da kötüsü ulu orta olmaya başladı. Yani ana caddelerde genç, bunun yaydığı bir korku var etrafta. Bunu herkesten duymaya başladım. Ben kendi çevremden de duymaya başladım. İnsanlar genç kız olan kız çocuklarını sokağa bırakma konusunda çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ama peki diğer yanı ne? Sanki hiçbir ilgisi yokmuş gibi yapılıyor olmasına rağmen İstanbul Sözleşmesi şu anda her zamankinden daha fazla tartışılıyor. Zaten bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Yayın da yapacak. Eda Nur bir yayın planlamaya çalışıyor. Yarın muhtemelen o yayını yapacak. İstanbul Sözleşmesi deyip geçmemek lazım. Oradan çıkıldı. Bir 3 yıl oldu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılalı ama bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. 6284 sayılı yasa var. İstanbul Sözleşmesi ve o yasa birbirini tamamlıyor ve bir de Grevio Sözleşmesi vardı. Bütün bu yasaların uygulanabilirliğini sağlayan sözleşmelerdi bunlar. Şimdi zaten bunlar devre dışı kaldı ve biliyoruz ki mecliste YRP dahil, Hüdapar dahil olmak üzere 6284 sayılı yasayı da yontmak yönünde uğraşlar var. Dolayısıyla hakikaten kadınların ve kadın mücadelesi açısından çok kritik bir döneme girildiğini söylemek mümkün. Buna siyasi cenahtan ki Özgür Özel de bunu gündeme getireceğini söylemişti. Şimdi ben bugün Gülseven'le hafta başında Gülseven'i konuk aldım. Taşımalı eğitim bana gittiler biliyorsun. Tabii. Ve orada taşımalı eğitimin tasarruf gerekçesini iptalinden en çok mağdur olanların kız çocukları oldukları olduğunu, çok korktuklarını, otostop yapmak zorunda kaldıklarını. O da yapabilenler, ailesi evet. Otostop yapmasına izin veren çocuklar. Bir de birileri onlara nasıl söyleyeyim, bir takım girişimler de olmuş deniyor ve tabii. Çok sayıdaki kız öğrencinin okullardan alındığı söyleniyor. Böyle çok... Ve daha da kötüsü nişanlandırılmaya başlandı. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da ben de uzun yıllar kadın ve kız çocukları üzerine haberler yaptığımdan çok iyi biliyorum ki bu şekilde hiç okula gitmeyen, herhangi bir şekilde aileye katkı sunmayan bir kız çocuğuysa bir ek boğaz olarak görülüyor. Ve o boğazdan kurtulmanın yoluna bakıyor aileler. Bu çok vahim bir tablo tabii ki. Gülseven'in yaptığı videoyu da, haberi de çok önümüzdeki işte saatler içinde izleyebileceksiniz bir yandan. Kapatırken bir kavram var. Ben tabii biz boomer olduğumuz için bilmiyorum. İncel mi, insel mi? İnsel var, evet. Bir de o var. Şimdi ona da gençlerimiz, ben de boomer'ım bu anlamda. Gençlerimiz şu anda bir de o konu üzerinde çalışıyorlar. Bu da hakikaten önemli bir şey. Ve günümüzdeki bu son yaşanan şiddet olaylarına bu pencereden bakanlar da var. İlgisi var mı yok mu ve bu süreç neyi tetikliyor? Buna da yine Eda Nur ayrıca bakıyor olacak. Önümüzdeki günlerde onun haberini de izleyeceksiniz. Evet, daha ne olsun? Bu hafta böyle olacağı benziyor. Tabii her türlü sürprize de hazır durumdayız. Bizi izlemeye devam edin, desteklemeye devam edin. İyi günler.